Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün kendime yeni bir telefon aldım daha doğrusu. Yani şu anda çekimi yapılan telefon, yeni telefonum Redmi 12 Pro aldım böyle. Hayırlı uğurlu olsun yani diye temin ediyorum. Eski telefonum A31'di. Şurada yanımda. Yani artık bunu emekliye ayırtabilirim böyle. Ama çoğu şeylerimi bununla yapıyorum böyle. Gerçekten çok değer verdiğim bir tane telefonum. A serisini de Samsung'un A serisini de seviyorum yani gerçekten. Artık bundan sonra Redmi telefonuyla inşallah yola devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar yani bunlara değineceğiz. Bugün değinmek istediğim konu aslında şu. Yorumlarda sıklıkça çokça gelen bir durum. Ondan dolayı ben de bunlara değinmek istedim. Bunlar nelerdi işte yani KPSS sınavına girip belli bir puanı olan arkadaşlarım yüksek olsun, normal olsun, ortalama olsun, düşük olsun fark etmeksizin işte hani ben bu puanımla atanabilir miyim veya bu puanımı nasıl değerlendirebilirim gibi sorular çok çok geliyor. En çok da işte hani benim bu kadar puanım var, bu kadar sıralamam var, atanabilir miyim gibi sorular çok geliyor ve elimden geldiği kadar ben bunlara hani cevap vermeye çalışıyorum veya hani çok dikkatli olmaya da çalışıyorum çünkü hani örnek diyorum ki söylediğim bir şey yani çünkü bir tahminde bir öngörüde bulunuyorsun ve bu öngörü de almış olduğu yani ne kadar atama yapıldığı, ne kadar kontenjan açıldığı ve bu kontenjan konusunda ne kadar sapma oldu, kaç iş aldı, kaç ne kapattı bunlar çok çok önemli olduğu için böyle hani gerçekten bunlara da biraz dikkat ve özenli olmaya gayret ediyorum. Çünkü yani işte birisine hani desem şunu yap bunu yap desem olmaz. Ben sadece öngörüleri paylaşmaya gayret ediyorum. Ha bunları ne zaman konuşabiliriz? İşte alım olduğunda kontenjanlar belli olduğuna hangi birim fark etmeksizin işte örnek veriyorum ki TTS'de, ATT'de bu kadar kontenjan açıldı, bu kadar kişi alınacak. İşte puanlar kaçta biter, kaçta şey yapar. O zaman fikir sahibi olabiliriz ama şu anda herhangi bir şey olmaksızın yani derler ya fol yok, yumurta yok. Şu an bunları söylemek veya bunlar üzerine kafa yormak biraz daha şeydir. Ama nedir? 3 aşağı 5 yukarı diyelim ki önceki alımlara baktığımızda örnek veriyorum ki TDS 65 küsur bir şeyle kapattı. İşte ona göre kendinizi değerlendir ve bulunacağınız konum bulup bundan sonraki farklı alternatifleri de değerlendirebilirsiniz. Veya başka bölümlerde mesela ATD 86, 87 ile kapatıyor. Ona göre kendinizi bir yere konumlandıracaksınız. Ama tabii her geçen gün bak mesela hani şu an hani aktif öğrenci olanlar Temmuz Ağustos'ta bir mezun olacak. Bir kısmı da Ocak ayında mezun olacaklar ve gerçekten hani sizlerden de yüksek puan alan hani puanı bilmem hani yüksek puan olan arkadaşlarımız da var. İster istemez bunlar da önünüze geçecektir. Alım nasıl etkileyecektir? Bir nevi şu anda yani bir alım olduğu zaman bütün şeyleri bozabilir. Hele bu tıbbi sekreterlikler çok çok bozabilir. Çünkü aktif tıbbi sekreterlik veya farklı sağlık teknikerlerinde çokça öğrenci var ve bu öğrenci bir mezun oluyor. Bir mezun olduğunda da ister istemez o sıralamayı, o sapmayı, her şeyi alt üst edebilir. Onun için diyorum zaten puanlara baktığınızda mesela örnek veriyorum ki bir arkadaşın şeyi 80 küsür bir şey puanı var ama puan sıralamasına baktığımızda 9000 küsür sıralaması. Bunlar çok çok önemlidir. Alım olduğunu zaten göreceğiz. Ama gerçekten o yorumlara baktığımda yani yorumlara değinmek istiyorum. Çünkü herkesin sorusunu bazen cevaplayamıyorum böyle. Hani bazen de yani cevaplamaktan çekindiğim için. Yani çünkü yanlış bir şey ya da konuya hakim değilsem cevaplamamaya gayret ediyorum ya da farklı bir yere yönlendirmeye çalışıyorum. Onun için alımlar olsun hele bir kontenjanlar açılsın kaç kişi kaç şey yapılacak bunları o zaman değerlendirebiliriz. Ama iyi kötü konumunuzu atanıp atanamayacağınızı bir önceki alımlara bakarak ona göre tahmin edebilirsiniz. Ona göre kendine farklı bir alternatif yollar da arayabilirsiniz. Mesela hani ne oluyor? Üniversite hastaneleri alım açıkta üniversite hastaneleri değerlendiriyor veya farklı kurumda bir şey olduğunda farklı kurumu değerlendiriyor. Bunları çok çok önemsiyorum. Yani çok zorla geldi. Mesela yorumlara baktığımda neredeyse işte hani
Çok gerçekten çok yorumlar bu konuda geliyor. Haklısınız. Gerçekten haklısınız. Ki ben de mesela hani KPSS'e girdikten sonra bir puanım vardı yani. İşte hani ne olur ne biter, kaçta kapatır, kaçta şey yapar. Acaba şu şekilde değerlendireyim sorular ya da gelir mi, atanır mıyım, atanamaz mıyım diye. O tür sorular gerçekten çok çok doğma ve insanın kafasını, beynini kemiriyor da kemiriyor. Ama net, daha sağlıklı bir şey de söylemek için de önce alımların olması gerekir, kontenjanların açılması gerekiyor. Ondan sonra Allah'ın izniyle bir şey yapacağız. Evet, arkadaşlarımızın birkaç tane soruları da vardı böyle. Tabii ben de kendim biraz bizatihi çalıştığım için böyle hani ister istemez bütün yönümü, bütün varlığımı şey hani buraya şey yapamıyorum böyle hani. Elimle geldiği kadar mesela geçen cuma yani geçen cuma bir tane beni takip eden arkadaş gelmişti böyle. Onun da çocuk gelişimi hakkında merak ettikleri vardı. Ha ben elime geldiği kadar tam bilgiye sahip olduktan sonra bir şeyler verebilirim. Çünkü ben de sonuçta bir neferyen bir kişiyim. Öğrenebildiğim kadarıyla veya size bir yol göstermek amaçlı. Yani bir farkındalık, bir şeyler yapabilme şeyim var. Yani sevdiğim için bir de aynı zamanda. Yoksa bir gayem bir şeyim yok. Seviyorum bu YouTube platformunu, bir şeyler katabilmeyi seviyorum. Ondan dolayı elimden geldiği kadar da sizlere yardımcı oluyorum. Bir diğer arkadaşımızın da sorusu var bu radyoloji teknikerleri hakkında. Ha onlar işte burada bizzat çalışan arkadaşlarımız da var mesela. Onları biz yani rica edip kamera karşısına getiremiyoruz böyle. Ha ne yapıyoruz? Gidiyoruz kendisiyle oturuyoruz böyle. Sorular soruyoruz. Kendimizi sizin yerinize koyarak ben öyle yapıyorum. İşte çalışma koşullarını en azından biz de görüyoruz. En azından kendisinin dilinden görüyoruz, şey yapıyoruz. Ona göre güzel bir sentez yaptıktan sonra en kısa zamanda o kardeşimizin de o arkadaşımızın da sorusuna cevaben olacak. Çünkü o da şu anda YKS sınavına girmiş ve sonuçlardan sonra artık tercihler olacak. Ona göre bir yol haritası çizecektir. Çok çok önemli. En yakın zamanda senin de sorun gelecektir böyle. Yapacak bir şey yok. Her şey zamanla kendiliğinden inşallah gerçekleşecek ve sonuçlanacaktır. Bekliyoruz. Bir diğer sorulara da bu zamanda artık yavaş yavaş bu tür sorular çok çok geliyor. İşte hani bu bölümü okusam yarın öbür gün ne olur gibi sorular da çok geliyor. En çok da tipi sekreter, yaşlı bakım olsun. Yaşlı bakım hakkında çok çok sorular geliyor. Yaşlı bakım ve evde bakım bazen o tür hastalar bize geliyor. Yani onları getiren arkadaşlarımız getiriyor böyle. Ben bir tanesini yani müsait bir zamanda alacağım inşallah böyle yüz yüze konuşacağız. Bütün merak ettiklerimi ve sorularımı da almışım böyle. Onlara bir bir açıklayacağım. Ama dedim ya biraz önce hani sağlık teknikerliğini veya diyelim ki bir lisans bölümünü okuyordur. Bunun yanında bir ön lisans programını da okumak istiyor. İşte onun için bu bölümü okursam ne olur ne biter. Yarın işte hani 2 yılda bir de KPSS olduğu için 2024 KPSS sınavından nasıl bir şey olur veya 2026 o tür sorular da çok çok geliyor. Bunlara da bir bir konu üzerine değineceğim. Bugün bunlara değinmemin sebebi çünkü bu konuda çok çok istekler var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir bir konu üzerine, konular üzerine yoğunlaşacağım ve en kısa zamanda yani böyle bir sıralı bir şekilde gelmeye devam edecek. Dedim ya tekrardan ben de kendimle bizzat çalıştığım için, aktif olarak çalıştığım için işte bunu mesleğimin dışında yani veya farklı şeylerde bunlara şey yapıp elimden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ediyorum. Seviyorum platformu. Yeni telefonumuzda da inşallah bakalım nasıl bir çekim olmuştur. Ben çok merak ettim. Seviyorum. Gerçekten kamerasını çok çok sevdiğim. Gerek arka kamerası gerek ön kamerası. Ön kamerasını çok kullandığım için çok çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun bana. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah. Allah'a emanet olun.